Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Anka 3 Muharip insansız uçak sistemi ilk kez görüntülendi. Anka 3'e ek olarak Hürjet ve MMU'nun da görsellerini resmi Twitter hesabından paylaşan Profesör Doktor Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye yüzyılında milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve Hürjet taksi yaptı, Atak 2 yakında motor çalıştıracak, Anka 3'te ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz." TUSAŞ Anka 3 Muharip insansız uçak sisteminin ilk görselleri ve ilk uçuşa kadar test takvimi paylaşılmıştı. Yeni Şafak tarafından aktarıldığı üzere Ocak 2023'te ilk prototipin yapısal montajı tamamlandı. Şubat-Mart 2023'te ise montaj ve yer testlerinin tamamlanması bekleniyor. Nisan 2023'te motor çalıştırma ve taksiye başlayacak olan Anka 3 MIUS'un ilk uçuşu için de aynı ay hedefleniyor. Anka 3 MIUS'un görev tanımlarında hava yer, sea dead, istihbarat keşif gözlem ve elektronik harp gibi görevler yer alıyor. Anka 3'e ilişkin görsellerde iç silah istasyonlarının yanında muadillerinden farklı olarak dış silah istasyonları da opsiyon olarak yer alıyor. Dış silah istasyonlarında TB-82 ve TB-81 güdüm kitli genel maksat bombaları göze çarpmakta. 7 ton sınıfında olacak Anka 3'te ilk etapta AI-322 veya muadili bir turbofan motorun kullanılacağı değerlendirilebilir. Anka 3, ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından 2023 bütçe görüşmesinde duyurulmuştu. "TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor, bu da yeni müjdemiz. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil projemiz, Anka 3 MIUS. Anka 3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl Anka 3 MIUS projemizden müjdeleri inşallah milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Yüksek yük taşıma kapasitesi ve kuyruksuz yapının sağladığı düşük radar izi gibi detaylar göz önüne alındığında Anka 3 MIUS'un Bayraktar Kızıl Elma'nın yanında yer alacak hava yer odaklı bir derin taarruz platformu olacağı değerlendirilebilir. Dikkat çeken bir diğer husus ise Anka 3'ün sınıfını belirtmek maksadıyla MIUS ibaresinin yer almasıdır. Bu açıdan MIUS, SİHA ve TİHA gibi Türkçe sınıflandırmaların devamı olarak da ele alınabilir."